Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. TRT Haber kanalından ve TRT Radyo Haber'den sesleniyoruz sizlere. Günün tüm önemli gelişmelerini aktarmak üzere. Ana haber bültenimizde karşınızdayız. Bugün 3 Haziran Pazartesi. Efendim, Irak'ın kuzeyine yönelik pençe harekatıyla başlıyoruz. Bir hafta geride kaldı çünkü. Hakurk bölgesinde bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bir haftadır 28'e yükseldi. Teröristlerin bu arada sözde liderlerinin kullandığı belirlenen tam 500 metre uzunluğunda bir mağara bulundu, imha edildi ve aynı zamanda koordineli olarak ZAP bölgesine de hava harekatı düzenlendi. 5 terörist de burada etkisiz hale getirildi. Mehmetçik hem karadan hem de havadan vuruyor. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları temizleniyor. Hakurk'a yönelik pençe harekatı planlandığı şekilde devam ediyor. Harekatta bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan son görüntülerde Atak helikopterlerinin gece harekatında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdiği görüldü. Jetler, İHA'lar ve Atak helikopterlerinin desteğiyle ilerleyen komandolar bölgeyi karış karış tarıyor. Teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzileri imha ediliyor. Son olarak terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanıldığı belirlenen yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildi. 6 odalı ve içinde yaşam malzemeleri bulunan mağara kullanılamaz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki diğer bölgelere koordineli hava harekatları da sürüyor. ZAP bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Efendim, tabii sadece sınırlarımız ötesinde değil. İşte Irak'ın kuzeyine yönelik pençe harekatı bir yandan, Hakurk ve ZAP başta olmak üzere buradaki terör yuvaları darmaduman edilirken, pençe harekatı devam ederken yurt içinde de terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. PKK terör örgütüne yönelik iç güvenlik operasyonlarında son bir ayda 141 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada tabii sadece PKK, PYD, YPG yok. DAEŞ terör örgütüne yönelik de iki ayrı operasyonda eylem hazırlığındaki 38 kişi gözaltına alındı. Hem terör örgütü PKK'ya hem DAEŞ'a. Güvenlik güçleri sadece sınır ötesinde değil, yurt içinde de teröristlere nefes aldırmıyor. İç güvenlik operasyonlarında son bir ayda 14 bine yakın operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 141 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 3'ü mavi, 4'ü turuncu, 9'u da gri kategoride aranıyordu. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 44'ü de güvenlik güçlerine teslim oldu. Özellikle Batman kırsalında meydana gelen olayda terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmeden teslim olmaları, örgüt mensuplarının içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Operasyonların hedefindeki diğer terör örgütü DAEŞ'tı. Mersin'de eylem amaçlı keşif yapan ve araç kiralayan bir terörist takibe alındı. Hem ona hem de onunla irtibatlı kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin'de 8, Bursa'da 13, Ankara'da 2 ve Yalova'da 4 kişi olmak üzere 27 kişi gözaltına alındı. Ve böylelikle muhtemel bir eylemin önüne geçilmiş oldu. Adana ve Nevşehir'de de eylem hazırlığında olan 2 DAEŞ'lı plakasız ve çalıntı araçla yakalandı. 3 ilde bağlantılı oldukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Son bir ayda DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 225 oldu. İşte o operasyonlardan biri daha. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi sayın seyirciler. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ise PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir grup teröriste sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri kaçan diğer teröristlerin peşine düştü. Takip gece boyu sürdü. Sabah saatlerinde köşeye sıkıştırılan teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı.
Operasyonda 4 bölücü daha etkisiz hale getirildi. Mehmetçik yurt içinde de teröristlere göz açtırmıyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bir PKK'lı teröristin üzerinde 2 uzun namlulu silah, tabanca, 2 el bombasıyla çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçleri Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Jandarma ekipleri arazi arama tarama faaliyeti sırasında toprak altına tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi. Yola tuzaklanan patlayıcının imha edilmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Operasyonda ayrıca 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roket atar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir televizyon kanalında generalleri hedef alan açıklamaları sert bir dille kınadı sayın seyirciler. Sosyal medyada da özellikle çok tepki çekmişti bu sözler. Altun sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük gücümüz olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz dedi. Fahrettin Altun açıklamasında generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadelerin ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzına alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir dedi. Mehmetçin yurt içinde ve sınır ötesindeki terör örgütlerine karşı fedakarca yürüttüğü mücadeleyi hatırlatan Fahrettin Altun, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz ifadesini kullandı. Altun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletin ve milletin emrinde görev yaptığını vurguladı. Bu arada aynı konuyla ve aynı programla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. Sert bir tepki gelmişti ve bu durum, sarf edilen sözler şiddetle kınanmıştı sayın seyirciler. İşte gelen tepkiler böyleydi. Bir televizyon kanalında generalleri hedef alan açıklamalar konusunda. Eğitimli polis köpekleri güvenlik güçlerinin en büyük yardımcıları sevgili izleyiciler. Uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyorlar. Saklanan bir bombanın yerini anında buluyorlar. Ama onların emniyet bünyesinde çalışabilmeleri için disiplinli bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Tabii adı üstünde polis köpeği. TRT Haber ekibi de Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde bu özel köpekleri görüntüledi. Şimdi biz de hep beraber izleyelim. Hello. Gel. Hey, gel. Kimi çok iyi koku alıyor. Ara. Aferin. Kimi uyuşturucuyu ya da tuzaklanmış bir bombayı buluyor. Kimi de arama kurtarma ekiplerinde yer belirliyor. Bu özel köpekler emniyetin göz bebekleri. Köpekler Ankara Gölbaşı'ndaki köpek eğitim merkezinde eğitiliyor. Öncelikle köpek ırkları özenle seçiliyor, belirleniyor. Buna göre görev dağılımı yapılıyor. Yani her köpek her göreve gönderilmiyor. Aferin sana! İlk başta baktığımız özelliklerden birisi köpeklerimizin ırkı. Görev köpeği olmaya özelliği taşıyan ırklar bizim için önemli. Bu ırklardan başlıcaları Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, Alman çoban köpeği, Labrador, Golden, Cocker kullandığımız ırklardan bazıları. Seçilen köpekler 10 ayrı branşta görev yapıyor. Bu branşlardan başlıcaları narkotik madde arama köpeği, patlayıcı madde arama köpeği, silah mühimmat arama köpeği, banknot köpeği, özel operasyon köpeği, kadavra köpeği, canlı insan arama köpeği, koku molekülü ve istakip köpeği ve çay tütün arama köpeği olmak üzere 10 farklı branş vardır. Köpeklerin branş eğitimine girmesi için bir yaşını doldurması gerekiyor. Bu bir yıl içerisinde her 3 ayda bir yapılan sınavlardan geçmeleri gerekiyor. Ekseriyette
patlayıcı madde köpekleri pasif köpeklerdir. Bunlar için daha sakin, daha ağır kanlı köpekleri seçiyoruz ve tepki olarak aktif değil de pasif yatkın köpekler içerisinde seçiyoruz. Patlayıcının tepkisi farklıdır. Yine asayişte de farklıdır. Onda da koruma güdüsü yüksek köpekleri seçiyoruz. Ama narkotik, çay tütün gibi branşlarda aktif köpek olması yeterli. Evet, dikkat et. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de suçla mücadelede köpekler kullanılıyor. Bu eğitimli köpekler operasyona giderken bunu bir oyun zannediyor. Operasyondan döndüklerinde ise oyunları bitmiş oluyor. Ödülleri ise küçük bir top. Köpekler eğitimini hangi polisten almışsa onunla çalışıyor, aralarında sarsılmaz bir bağ oluşuyor. Köpeklerin beslenme ve bakımları da özel olarak yapılıyor. Adolf, çek! Bravo! Koş! Bravo. 1,5 yıl süren eğitimlerinin ardından dedektör olarak görevlendirilmeye hak kazanan köpekler farklı emniyet müdürlüklerinde görevlendiriliyor ve yaklaşık 10 yıl görev yapıyorlar. Geç! Yap! Görevden ayrılan köpekler isterlerse eğitmenlerine yoksa üçüncü şanslara hibe edilebiliyor. İsteyenler özel gördükleri köpeklerini emniyete hibe olarak verebiliyor. Köpeklerini hibe etmek isteyenlerin Narkotik Daire Başkanlığı'na telefonla ya da maille ulaşmaları yeterli. Koş! Geç! Bravo! İhracatta tarihi rekorlar devam ediyor. Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleşti. Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında siviller hedef alındı. Saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi. En az 24 kişi de yaralandı. Suriye-Türkiye sınırında bulunan askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Teravih namazı çıkışı sivillerin hedef alındığı saldırıda araçtaki bomba infilak ettirildi. Saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan 9 yaralı kilise getirilerek devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıyı terör örgütü YPG-PKK'nın düzenlediği düşünülüyor. İdlib'de ise rejimin sivil katliamı sürüyor. Esed rejimi bayram arefesinde pazar yerinde alışveriş yapan bu sivilleri havadan vurdu. Yasaklı fosfor bombaları da kullanan rejim sivillere ait evleri ve tarım arazilerini yaktı. Saldırılara hem Amerika hem de Rusya tepki gösterdi. Allahu Ekber. Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Rejime ait savaş uçakları İdlib gerginliği azaltma bölgesinde çok sayıda noktayı hedef aldı. Marat El Numan ilçesinde bir pazar yeri vuruldu, 5 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçlerinin iftar sonrası saldırısında da 7 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Rejim güçleri son günlerde İdlib'de düzenlediği saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor bombası da kullanıyor. Sivillere ait tarım arazileri ve evler bu bombalarla yakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İdlib'deki saldırıları katliam olarak değerlendirdi. Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir? Size ne sağlayacak? Durun. Konuya ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi. İdlib'de yaşananların durdurulması için Rusya'nın Türkiye ile birlikte çalışmaya devam ettiği vurgulandı. Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu İdlib'de bugüne kadar 550 binden fazla sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Rejim güçlerinin İdlib'de 25 Nisan'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda da 260'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Ramazan ayı artık geride kaldı. Beslenme alışkanlığındaki ani değişim sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Bunu önlemek için nasıl beslenmek gerekiyor?
Efendim, ekonomik görünüme ilişkin iki önemli veri açıklandı bugün. İhracatla başlayalım. İhracatta tarihi rekorlar devam ediyor. Mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı gerçekleşti. İhracat %11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı 1 milyar 774 milyon dolara geriledi. İhracat arttı, ithalat azaldı. Mayıs ayında ihracatta tarihi rekor kırıldı. Ticaret Bakanlığı genel ticaret sistemine göre hesaplanan Mayıs ayı ihracat ithalat verilerini açıkladı. İhracat %11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. İthalat %19,85 geriledi, 18 milyar 588 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %78,11 azaldı. 1 milyar 774 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %90,45 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan ihracattaki Cumhuriyet tarihi rekorunu değerlendirdi. Haziran ayında cari fazla verileceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısıyla 2019 yılında yeni ekonomi programı hedefimiz olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre %4,1 yükseldi. Dünya ticareti yavaşlarken Avrupa Birliği'ndeki büyüme verileri negatif yönde gelirken bizim buraya %4'lük bir satış yapmamız, ihracat yapmamız aynı zamanda bizim potansiyelimizi de ne kadar iyi kullandığımızı gösteriyor. Mayıs ayında en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı İtalya ve İngiltere izledi. En fazla ithalatsa Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi Almanya ve Çin takip etti. Enflasyonda gerileme devam ediyor. Yıllık bazda TÜFE %18,71'e geriledi. 2019'un en düşük seviyesine indi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyondaki düşüş trendinin sürdüğünü söyledi. Yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız dedi. Yıllık enflasyon 2019'un en düşük seviyesine geriledi. Tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre %18,71'e düştü. Abim hoş geldin, ablam hoş geldin. Mayıs ayı enflasyon verilerini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. TÜFE, Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,95 arttı. Üretici fiyat endeksi ise %2,67 artış gösterdi. Yıllık bazda ÜFE %28,71'e geriledi. Mayıs ayında fiyatı en çok düşen ürün sivri biber oldu. Fiyat düşüşünde sivri biberi, kuru soğan, salatalık ve kabak takip etti. Fiyatlar bir aydır düşmeye başladı. Bu bizim için daha iyi oldu. İnşallah bundan sonra daha da düşer. Şu anda memnunuz. Gıda fiyatları düşmeye başladı. Herkes de memnun. İnşallah böyle devam eder. Fiyatı en çok artanlarsa yer fıstığı ve limon oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor dedi. Enflasyon rakamları yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. İnşallah yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. Aylık bazda en fazla düşüş ev eşyası grubunda oldu. En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı. Yıllık en fazla artışsa gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Efendim, 23 Haziran'da İstanbul'da seçim yenilenecek. Şimdi bu seçimle ilgili YSK bir karar daha aldı. Şişli İlçe Seçim Kurulu başvuruda bulundu ve YSK'da seçim kurulları ve müdürleri aynı kalacak yönünde bir karar aldı. İşte AK Parti bu karara itiraz etti sevgili izleyiciler. İtiraz dilekçesinde de seçimin iptaline neden olan hususların tekrar yaşanmaması gerektiği vurgulandı. Aynı görevlilerle seçime gitmek şüphe ve endişelere yol açar denildi. Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ve seçim müdürleri aynı kalacak dedi. AK Parti'den seçimin iptaline neden olan hususlar tekrar yaşanmasın itirazı geldi. YSK itiraza konu olan kararını Şişli İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine aldı.
ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin değiştirilmesi yönündeki talep reddedildi. Bu karara AK Parti itiraz etti. İtiraz dilekçesinde 31 Mart'ta görev alan ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Gerekçe olarak da söz konusu kişilerin görevi kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma geçirdiği hatırlatıldı. Seçimin iptaline neden olan işlemlerin mevcut görevlilerce yapıldığının altı çizildi. Aynı görevlilerle seçime gitmenin şüphe ve endişelere yol açacağı vurgulandı. YSK'nın AK Parti'nin itirazını kısa süre içinde görüşmesi bekleniyor. Efendim, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Başkan Adayı Binali Yıldırım da 31 Mart'ta görevli olan ilçe seçim kurulu başkanları ve bu alınan karara, YSK'nın kararına tepki gösterdi. Bu karar fevkalade talihsiz bir karar. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusu. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulü. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve tüm inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı aşırı sıcağın sağlığa olumsuz etkilerini paylaştı. Alınması gereken önlemleri sıraladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. 2023 hedeflerine vurgu yaptı. Erdoğan önümüzdeki dönemde de tüm meselelerin çözüleceğini söyledi. Gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim dedi. Cumhurbaşkanı bayram dolayısıyla yola çıkan sürücülere de trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı. Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Türkiye'ye yönelik saldırılara dikkati çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Girişimcilere seslendi. Gelin Türkiye'yi birlikte büyütelim. Gelin beşeri ve iktisadi tüm sermayenizi, birikiminizi, imkanlarınızı Türkiye'nin geleceği için hemen harekete geçirin. Gün ülkeniz ve milletiniz için elinizi taşın altına koyma günüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dünyanın dönüşüm sürecine girdiğini söyledi. 17 yılda Türkiye'ye yapılan yatırımları ve projeleri hatırlattı. Türkiye bu süreci fırsata çevirebilecek bir yerde duruyor dedi ve ekledi. Ülkemizle ilgili dolaşıma sokulan felaket senaryolarının amacı milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmektir. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde de meselelerimizi Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Erdoğan 2023 hedeflerine de vurgu yaptı. Türkiye'ye inanan, Türk milletine rağm olan, istiklalimize ve istikbalimize güvenen herkesle, bütünüyle birlikte 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ve bayramda yola çıkan sürücüleri uyardı. Yollara çıkan tüm sürücülerimize dikkatli olmaları, kurallara riayet etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin hayatlarını riske atmamaları çağrısında bulunmak istiyorum. Liderler yayımladıkları mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, birlik beraberlik vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam coğrafyasındaki gelişmeleri hatırlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörle mücadeledeki kararlılığın altını çizdi. Liderler Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Kutlama mesajlarında birlik beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın milli birlik ve beraberliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi. Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek, birbirimizi sevmek, gözetmek için önemli bir vesiledir. Zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına bayram bir vesile olacaktır inşallah. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam coğrafyasındaki gelişmelere dikkat çekti. İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo bayram coşkumuzu gölgeliyor. İslam coğrafyasındaki yoksulluk ve yolsuzluk, gelir dağılımı eşitsizliği, iç çatışmalar, sosyal adalet, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları gibi alanlardaki sorunlar kronikleşiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de kutlama mesajında terörle mücadele vurgusu yaptı. Pençe operasyonunun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir. Bin yıllık kardeşliğimizin varlığı ve bekamızın muhafazası hususunda Kürt kökenli kardeşlerimiz sorumluluk alacaklarına, tarihi görevlerini yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Türkiye'de Türk-Kürt ayrımı yapan, etnik hassasiyetleri kaşıyan ve kanatan kim varsa art niyetlidir. Ahlaken düşüktür, aslen bölücüdür. Bahçeli, MHP'nin Kürtlerle ihtilaf içinde gibi gösterilmesinin köksüzlük olduğunu ifade etti. Kapımız teröristler dışında herkese açıktır dedi. Efendim, klasik otomobillere merakıyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli yine direksiyona geçti. Taktı güneş gözlüklerini, özel tasarım tesbih ve yüzüğüyle araba kullandı Ankara sokaklarında. Ama seçtiği müzik mesaj yüklüydü. 23 Haziran İstanbul seçimlerine gönderme yaptı ve Münir Nurettin Selçuk'un o müthiş bestesi "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" şarkısını dinledi. Müzik.
şarkıyla 23 Haziran'da İstanbul seçimlerine gönderme yaptı. MHP liderine özel kalem müdürü Murat Çeliker eşlik etti. Bahçeli trafikte yavaşladığı anlarda kendisini tanıyarak el sallayanlara karşılık verdi. Hollandalı bir gazeteci ön yargılarını bir kenara bıraktı. Ramazan ayı boyunca oruç tuttu. Farklı bir tecrübe yaşadı. Oruç ibadetini anlamaya çalıştı. The Hajj dan is the link die we. Saatlerce aç kaldı, ezanın okunmasıyla birlikte ilk lokmayı ağzına attı. Hollanda'da gazeteci Art Schouten, Müslümanlarla empati kurmak için oruç tuttu. Her şey Hollanda takımı Feyenoord'da oynayan bir Müslüman futbolcunun fikir vermesiyle başladı. Oruç tuttuğun halde nasıl futbol oynayıp başarılı oluyorsun sorusunu sordum. O da bana bunu anlamak için kendin istedip yaşaman lazım cevabını verdi. Hollandalı gazeteci Art Schouten Ramazan ayı boyunca oruç tutanların ne hissettiğini anlamaya çalıştı. İftar için davet üzerine bazı ailelerin evlerine misafir olan Schouten birkaç kez de camilerin verdiği iftarlara katıldı. Bu süreçte ailesinin desteğini alan Schouten bazı İslam karşıtı kişilerin ise tepkisiyle karşılaştı. Başlarda sosyal medyadan özellikle İslam karşıtı kişilerden çok olumsuz tepkiler aldım. Beni vatan aynı yerine koydular. Bu başlarda kafama takılıyordu fakat daha sonra ne için yaptığımı ve niyetimi bildiğim için üstesinden geldim. Ben insanların ne olursa olsun birbirlerine karşı ön yargılı olmamalarını önemli buluyorum. Schouten, Ramazan bayramı coşkusunu da anlamak için Müslüman ailelerden davet bekliyor. Efendim Ramazan ayının sonuna geldik. Yarın bayram. Bayram öncesinde tüm yurtta alışveriş hareketliliği yaşandı. Özellikle tabii Mısır Çarşısı ve Mahmut Paşa İstanbulluların akınına uğradı. Erzurum ve Antalya'da da semt pazarları alışverişi Arefe gününe bırakanlarla doldu taştı. Bayram alışverişini zamanında yapanlar rahattı ama alışverişi son güne bırakanları telaş sardı. Arife gününde çarşı pazar doldu taştı. 15 liraya beni, 15 liraya. Arife günü alışverişlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri İstanbul'daki Mısır Çarşısı'ydı. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Mısır Çarşısı'nda bayram telaşı heyecanı devam ediyor. Saatler ilerledikçe burası kalabalıklaşıyor. Alışverişi son güne bırakanlar tezgahları, mağazaları doldurdu. Kalite burada, kalite beyler, kalite, 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 kalite. Bayram alışverişine mi çıktınız? Evet, daha yeni geldik. Şu anda çikolata, tatlı, peynir, helva. İşte bakacağız. Duruma göre değerlendireceğiz. Giyim alışverişlerinin vazgeçilmez adresi Mahmut Paşa'da kalabalıktı. Bayram sevincini en çok yaşayanlar yine kıyafetlerine kavuşan çocuklar oldu. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Bayramda nasıl giyeceğimi çok merak ediyorum. Oo, güzel mi? Beğendin mi elbiseni? Çok beğendim. Erzurum'daki çarşı pazarlar da hareketliliğin bayram heyecanıyla birleştiği yerlerdendi. Erzurum'da bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar şehir merkezinde bulunan semt pazarlarına akın etti. Kimi kendisi, kimi ise çocukları için bayramlık aldı. Hadi buyurun baba, 10 liraya buyurun. Hadi seçin hadi. Malum bayram arefesindeyiz. Çocuklarımızın ihtiyaçları için pazara çıktık ailecek. İşte elimizden geldiği kadar bir şeyler alıp çocukları sevindirmeye çalışıyoruz. Turizmin başkenti Antalya'da da alışverişi son güne bırakanlar mağazalara akın etti. Abla bir bakın abla. Merhabalar, bayram alışverişine çıktınız sanırım. Evet. Neler alacaksınız? Yani ucuz olan her şeye. Şöyle İstanbul'dan geliyorum. Aslında tatil için geldim. Hem tatil hem alışverişlerim İstanbul'a göre fiyatlar daha iyi. Kahramanmaraş'ta da tatlı tezgahları hareketliydi. Ustalar hünerli elleriyle tatlıları bayrama yetiştirmeye çalıştı. Bugün burada Maraş kıvrımı yapıyoruz. Bayram için hazırlık. Kahramanmaraşlımızın hanımları beceriklidir, marifetlidir. Yurt genelinde alışveriş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.
Sevgili izleyiciler, Ramazan ayı artık geride kaldı. Son iftarlar yapılıyor ve biz bir ay boyunca aman iftarda sahurda beslenmeye dikkat demiştik. Şimdi aynı uyarıyı bayram sofraları için de yapıyoruz. Beslenme alışkanlığındaki ani değişim sağlık sorunlarını tetikleyebilir çünkü. İşte bayramda sağlıklı beslenmenin ipuçları. Börekler, baklavalar, lokumlar bayramda misafirlere ikram edilecek yiyeceklerin başında geliyor. Ramazan'da bir ay dinlenmeye çekilen mideyi bayramda tatlı ve hamur işi yiyeceklerle yormak tehlikeli. Tüm beslenme alışkanlıklarının ve öğün sayısının değiştiği Ramazan ayından sonra bayramla beraber ciddi bir sindirim sistemi problemi, bağırsak sistemi problemi ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sağlıklı beslenme için kahvaltı mutlaka olmalı. Kan şekerini dengede tutacak güzel bir kahvaltıyla başlamak, hafif bir kahvaltıyla başlamak bizim için birinci kural. Bu kahvaltıda neler olabilir? Yine çok tuzlu olmayan bir peynir grubu olabilir, yulaflı bir kahvaltı alternatifi hazırlanabilir. İçerisine hafif yaz meyveleri, mevsim meyveleriyle beraber belki biraz tarçınla tatlandırılabilir. Tek seferde fazla ve hızlı yemek yenmemeli. Ara öğünlere dikkat edilmeli. Öğünleri dengelemek çok önemli. Özellikle ara öğünlerle beraber yine kan şekerini dengede tutarsak tatlı kaçamaklarını da minimumda tutmamız mümkün. Özellikle ana yemeklerde zaten öğün sayısı ve öğün miktarları artacağı için en azından yüksek kalorili, çok yüksek kalorili kızartma grubu olan ana yemekleri tercih etmemekte fayda var. Tabii bayram demek, tatlı demek. Ana yemekten sonra tatlı yemek istiyorsanız tercihiniz ağır ya da şerbetli tatlılar yerine işte böyle sütlü tatlılar olmalı. Bayram boyunca bol su tüketimine de dikkat gerekiyor. Uzmanlar günlük 2,5 litre su tüketilmesini tavsiye ediyor. Efendim bayram ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı işte arkamda gördüğünüz bu lezzetli güzel iştah açıcı tatlılar. Evde kendileri yapamayanlar çoktan siparişleri verdi bile. Peki o tatlılar acaba uygun koşullarda üretiliyor mu? TRT Haber Ankara'da Altındağ Belediyesi'nin tatlı imalathanelerine gerçekleştirdiği denetimleri görüntüledi. Ama maalesef pek iç açıcı görüntüler yok. Bazı imalathanelerde böcekler var. Hijyen kurallarına hiç dikkat edilmiyor. Sigara izmaritleri de var. İçerisi tamamen hijyen kurallarına aykırı. Bununla ilgili buraya işlem yapmak zorundayız zaten. Yerde gezen böcekler, böceklerin hemen yanında tepside bekleyen baklavalar. Burası Ankara'da bir tatlı imalathanesi. İzmir'den yerde giydikleri iş gömlekleri, baklavalara bakıyorsunuz. Yani bu şekliyle insanın sağlığıyla oynamamızın da anlamı yok. İnsanların bayramını zehretmemizin de anlamı yok. Ankara'da Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tatlı imalathanelerini denetledi. Daha ilk adreste işletmeci sınıfta kaldı. Tatlıcıların bayram mesaisinde bazı işletmeler ise sınavdan başarıyla geçemedi. İşte o işletmelerden birindeyiz. Görüyorsunuz burada açılan baklavalar açık halde bekletiliyor. Yine baklavanın içinde kullanılan malzemeler ise bu şekilde açık. Üreticilerin bahanesi hazırdı. Temiz yani her tarz düzenli. Bugün yoğunluk olduğu için Arefe günü. Parçaları yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde. O yüzden. Ama yerlerde sigara izmaritlerini de görüyoruz. Onu şey almışlar. Yani aslında olmaması gereken şey. Hatta her zaman da kızıyorum atmayın diye de. Halk sağlığını hiçe sayan işletmelere para cezası verildi. 72-3 tüm imalathaneler aynı değildi. Temiz ve kurallara uygun üretim yapan yerler de vardı. Tabii denetimlerde öncelikle hijyen kurallarına öncelik veriliyor. Şu anda da zabıta ekipleri tatlının içerisinde kullanılan malzemeleri bir bir denetliyor. Denetimlerde tatlının içerisinde kullanılan soslardan tatlıların saklanma koşullarına kadar her ayrıntıya dikkat edildi. Ekipler eksikleri tek tek not aldı. Dünyaya nam salan Maraş dondurmasının siyahı üretildi. Aktif karbon kullanılarak üretilen kömür karası dondurmaya ne isim verildi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح ilçesinde 3 hayırsever 2 bakkalın veresiye defterini satın aldı. Hayırseverler bakkallara olan ne kadar borcu sildi. Efendim Ramazan bayramı arefesinde mezarlıklarda bugün ziyaretçi akını vardı. Ziyaretçiler kaybettikleri sevdikleri için dua etti. Kabirlerini bakın çiçek bahçesine çevirdi. Vatan uğruna şehit olanların yakınları da her zaman olduğu gibi yine kabir başındaydı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kabirlere çiçekler bırakıldı. Ramazan bayramı arefesinde mezarlıklar yakınlarını ziyaret edenlerle doldu. Kimi anne babasının, kimi kardeşinin, kimi ise evladının kabri başındaydı. Gözlerde yaş, eller semaya açıldı, dua edildi. Şu anda duygularım biraz üst seviyede. Yani İnşallah bundan sonra da gelmeye Allah kısmet eder. Her gelenin de Allah bayramını kabul etsin. Okuduğu duaları Rabbim kabul etsin. Bayramların en yoğun duyguyla yaşandığı yerlerden biri de hiç kuşkusuz kabristanlar. Başkent Ankara'da da bu Ramazan bayramı arefesinde mezarlıklara gelenler yakınlarının kabri başında dua etti. Mekanları cennet olsun, yattıkları yer nur olsun. Ne diyelim kardeş? Acımız çok büyük. Vatan uğruna canını verenlerin yakınları da yine şehitlerine koştu arefe gününde. Kimi eşini, kimi evladını, kimi babasını şehit verdi vatan için. Ellerinde karanfil, erkenden şehitliğin yolunu tuttular. Halil İbrahim'imiz de zaten kendisi gönül olaraktan gitti. Hep anne ben şehit olacağım, baba ben şehit olacağım diyordu. Allah şehitlik mertebesini verdi. Peygamber Efendimiz'e teslim ettik. Şehitlerini ziyaret eden aileler kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Vatan savunmasının izini vücudunda taşıyan gaziler de silah arkadaşlarına dua etmek için şehitlikteydi. Kabirlere diğer ziyaretçiler ve çocuklar için Türk bayrağı, şeker ve balon bırakanlar da vardı. Sivas'taki şehitlikte ise şeker bırakılan şehidin kendisiydi. Geçen yıl Irak'ın kuzeyinde görev yaparken şehit olan uzman onbaşı Furkan Peker'in eşi Özge Peker, eşinin mezarına en sevdiği şekerlerden bıraktı. Efendim bu yazı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki bakkalın camına asılan yazı. Üç hayırsever bu iki bakkalın veresiye defterini satın aldı. Yani borçların tamamını kapattı. Bakkalları olan yaklaşık 45 bin liralık borç silindi. Büyük bir hayır gerçekten. Hayırseverler adlarını söylemiyor tabii. Allah razı olsun deyin yeter diyor. İhtiyaç sahiplerine böylece müthiş bir bayram hediyesi vermiş oluyorlar. Kendin kabulü
İki bakkala girip veresiye defterlerindeki yaklaşık 45 bin liralık borcu ödediler. İsimlerini söylemeden bakkaldan ayrıldılar. Manisa'nın Turgutlu ilçesi bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindiren 3 hayırseveri konuşuyor. Ya böyle bir hayırseverlerin olması gerçekten güzel bir şey. Mutluluk verici. Bütün mahalle bayağı bir sevindi bunun için. Allah ondan razı olsun. Çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Allah herkes, her mahalleye böyle bir hayırsever nasip etsin inşallah. Hayırseverler önce Turgutlar Mahallesi'ndeki bakkala girdi. Veresiye defterindeki borç tutarını sordu. 235. Bunlar hepsi büyük borçlar. Geldi dedi, arkadaş bu borç ne kadardı? Dedim vallahi topla kendisi, topladı. Aşağı yukarı 30'a yakın bir borç çıktı. 29 milyon bir borç çıktı. Adam dedi ki biraz da sen bir fedakarlık yap. Biz de biraz yaptık. 25 milyon para ödedi. Allah razı olsun. Borçları kapattı. Borç defteri de aldı. Gitti. Düğülen zaten akşam geldi. Tabii sevindiler. Kimisi belki 3 milyon borcu vardı. Çok sevindiler. Hayırseverler Şehitler Mahallesi'ndeki bir bakkala daha girdi. 13.500 liralık müşteri borcunu ödeyerek veresiye defterini alıp gitti. Çok iyi. Böyle şey herkes her zaman öyle olsa, böyle hayırseverler öyle olsa baş tacıdır. Allah bir kere razı olsun öyle insanlara. Ne diyelim? Keşke her zaman öyle insanlar olsun. Veren el alan eli görmedi. Hayırseverler borçları ödeyip kayıplara karıştı. Gerçekten her mahalleye, ilçeye, şehre böyle hayırseverler lazım. Efendim şimdi dünyaya nam salan Maraş dondurması müthiş lezzetlidir gerçekten. Şimdi bu dondurmanın siyahı da üretildi. Birçok çeşidini biliyoruz ama aktif karbon kullanılarak üretiliyormuş bu kömür karası dondurma ve siyah inci adı verilmiş. Siyah dondurma tadanlardan da tam not almış. Lezzeti ve kıvamıyla dünyaya nam saldı. Keçi sütü ve salimin mükemmel uyumu Maraş dondurmasını özel kılıyor. Bugüne kadar kuru yemişlisinden meyvelisine birçok çeşidi üretildi. Bunlara bir yenisi eklendi. Aktif karbonlu siyah dondurma. 6 ay bir Ar-Ge çalışmamız oldu. 6 ay içerisinde Ar-Ge çalışmamızın neticesinde böyle ismini siyah inci diyerek koyduğumuz böyle bir doğal bir dondurma elde ettik. Kömür karası dondurma doğal ürünler kullanılarak yapılıyor. Bitkisel karbon kömüründen, yani sağlığa birebir uygun, sağlıkta hiçbir sorun yok. Onun için bunu güzel bir şekilde tüketebilirler. Süt, salep, şeker var. Katkı maddesi hiçbir şey yok efendim. Üreticilerin adına siyah inci koyduğu aktif karbonlu dondurma tadanlardan tam not aldı. Maraş'a geldiğimizde ilk önce biz beyaz inci ile tanışmıştık. Ne geldiğimizde Hatay'dan geldim ben. Şimdi de siyah inci çıkmış. Gerçekten tadı çok güzel. Yani ikisi de birbiriyle yarışıyor o şekilde. Ne kadar beyaz güzel olsa da siyah da bu şekilde güzel. Yeni ürün çıkardığını gördüm, siyah inci. İçerisinde karbon varmış. Ve gerçekten antioksidan özelliği olduğunu biliyorum. Özellikle eczacılık okuduğum için bildiğim bir ürün ve gerçekten çok sağlıklı bir ürün. Lezzeti de tam yerinde. Aktif karbon tıpta özellikle şişkinlik gidermek için kullanılıyor. Efendim bu görüntüler Kolombiya'dan. Çünkü burası kıpkırmızı bir festivale ev sahipliği yaptı. Start verildi ve beyaz tişörtlü binlerce kişi domates tarlasına girdi. On binlerce kişi efendim girdi ve yine... Bakın 15 ton domates kullanılmış ve işte böyle birbirlerini kırmızıya boyamışlar. Erken hasat kutlaması ve geleneksel festival gerçekten çok da ilgi görmüş. Bu müthiş görüntülerle, eğlenceli görüntülerle bu akşam da veda ediyoruz. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.